Küme başı ağrısı daha çok erkeklerde rastlanan çok şiddetli yarım baş ağrısıdır. Migren kadınlarda daha çok rastlanır. Küme başı ağrısı erkeklerin migrenden daha şiddetli olan ağrısıdır. Tek taraflı olur. Göz ve çevresinde, şakakta çok şiddetli düzeyde ani başlayıp ani biten ağrılardır. Küme başı ağrısının bir özelliği de ritmik olmasıdır. Yılın belli bir ayında, özellikle bahar aylarını daha çok sever, şiddetli bir ağrı başlar. Günün aynı saatinde yaklaşık olarak, genelde gece yattıktan birkaç saat sonra veya sabah olabilir. O saatte her gün veya gün aşırı tekrarlar. Genelde günde bir atak gibi olur, birkaç atak da olabilir. Çok uzun sürmez neyse ki, çünkü çok şiddetli ve dayanılmazdır. 20 dakika, yarım saat, 1 saat kadar sürebilir. 2-3 saat sürenleri de olsa da genelde 20 dakika, yarım saat sürer. Birden başlar, çok şiddetli, beyni, gözü oyulacak gibi olur. Gözü küçülür, kızarır, bazen yaşarır ve aynı taraf burun deliği tıkanır. Hasta sıkıntılıdır. Yerinde duramaz, yatamaz, başını tutarak, kıvranarak dolaşır, pencereyi açar, kendisini dışarı atmak ister. Bu şiddetli ağrıda bilenler oksijen kullanırlar. Oksijen solumanın bir miktar faydası vardır. Nedeni bu bölgedeki damarlardaki anormal genişlemedir. Anormal genişlemeye bağlı kan devir daimi bozulmaktadır. Oraya oksijen yeterince gidemektedir ve doku ölüyorum diye çok şiddetli ağrımaktadır. Çok ani başlayan bu tablo bıçakla kesilmiş gibi birden biter. Onun dışındaki zamanlarda hasta normal hayatına döner. Bu ağrının nedeni bilinmiyor diye söylense de aslında küme başı ağrı nedeni çok tipik. Hastaların yarıdan çoğu da bunu bilmektedir. Dişleriyle ilgili diş hekimine gitmekte, dişlerini çektirmeye çalışmazsa sanki o dişlerini çıkarsalar ağrıdan kurtulacaklarını düşünmektedirler. Çünkü küme başı ağrısının tek nedeni vardır, diş çene kompleksi. Ağrının olduğu tarafta ağzı dörde bölersek özellikle o taraf üst bölgedeki dişlerden kaynaklanır. Aslında küme başı ağrısı genç erkek hastalığı olarak geçmektedir. Çünkü 20'li yaşlarda başlamaktadır. En büyük nedeni de o bölgedeki üst taraftaki 20 yaş dişidir. Çürük olmayabilir ama 20 yaş dişi tek başına küme başı ağrısı nedeni olabilir. Ama bir kere başladıktan sonra 20 yaş dişi çekilse bile oradaki diğer dişlerdeki küçücük bir çürük bile burada bir anlamda sigortayı attırıp çok şiddetli ağrılara neden olmaktadır. Küme başı ağrısının tedavisinde öncelikle ağrıyı yapan ağızdaki bölüm, ağrının olduğu taraftaki üst veya alt taraf bir bölüm belirlenmeli. O bölümdeki dişlerde çok ince, çok hassas tedaviler yapılmalıdır. Bu işin uzmanları tarafından yapılacak ince ve detaylı bir tedavi sonrasında küme başı ağrısı kontrol altına alınır ve o yıllık gelen ataklardan kurtulabilir.